Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle mavi yayınları 6. sınıf matematik sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Birinci ünite doğal sayılarla işlemlerdeyiz arkadaşlar. Konumu büyütüyorum. Bir problem verildiğinde problemi anlamak çok önemlidir. Önce bize hangi bilgiler verilmiş, bizden nelerin istendiğini belirlememiz ve işlem basamaklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin arkadaşlar, bir sınıfta 2 ve 3 kişilik sıralar vardır. Sınıfta 6 tane 3 kişilik sıra tamamen dolu ve sınıf mevcudu 34 olduğuna göre, sınıfta tamamen dolu 2 kişilik sıra sayısı kaçtır? Çözümüne baktığım zaman 3 kişilik sıralarda oturan kişi sayısı 6 çarpı 3'ten arkadaşlar 18 kişidir. Sınıf mevcudu da 34'müş. 2 kişilik sıra sayısını bulmak istiyoruz biz. 34'ten 18'i çıkardım. Geriye kalan 16 kişinin 2 kişilik sıralarda oturduğunu bulduk. 16'yı da 2'ye böldük. Diyoruz ki toplamda 8 tane 2 kişilik sıra vardır. Bizler istenen etkinliklere geçiyorum arkadaşlar. Bir bilet sırasında Sinan baştan 18. Tuna sondan 21. sıradadır. Sinan ile Tuna arasında 18 kişi vardır. Sinan sırada Tuna'ya göre daha önde olduğuna göre bilet sırasında toplam kaç kişi vardır demiş. Arkadaşlar şöyle bir çizelim. Sinan Tuna'ya göre daha öndeymiş arkadaşlar. O zaman buraya biz gişe diyelim. Şimdi ben buraya baktığım zaman arkadaşlar. Gerçi Sinan daha önde olduğu için yani şuraya gişe diyelim daha rahat yapmak için. Şunu şöyle çekiyorum. Gişe kısmımız burası olsun. Sinan arkadaşlar burada olsun. Tuna burada olsun. Şimdi bana dediği bilgileri yazacağım. Sinan bilet sırasında baştan 18. .ymiş. Yani Sinan'ın önünde arkadaşlar 17 kişi var. Ve de Sinan bir kişi olduğu için buraya bir diyorum. Ardından Sinan ile Tuna arasında 18 kişi varmış. Yani bu arada 18 kişi var. Tuna da bir kişi olduğu için bir diyorum. Tuna da, Tuna da arkadaşlar sondan 21. sıradaymış. Yani Tuna'nın arkasında 20 kişi var diyoruz. 20 kişi burada Tuna da bir kişi olduğu için 21. sıra oluyor. Şimdi arkadaşlar sırada toplam kaç kişi olduğunu bulalım. 17 artı 1 artı 18 artı 1 artı 20. Ve de sırada toplamda 57 kişi olduğunu buldum. Yani arkadaşlar eğer bakın burada Sinan ve Tuna'yı 1 diye belirtmemin sebebi buradaki toplama. Eğer bunları 1 diye belirtmezsek biz cevabı yanlış buluyoruz. Sinan ve Tuna'yı katmayı unutmayalım. Bir çiftlikteki koyun ve tavukların toplam sayısı 140'tır. Koyunların ayak sayıları toplamı 324 tane olduğuna göre tavukların ayak sayıları toplamı kaçtır? Arkadaşlar 324'ü 4'e bölüyorum. Toplamda 81 tane koyun varmış. Tavuk ve de koyunların toplam sayısı 140'mış. 140'tan 81'i çıkarıyorum. Ve de burası 59 tane olarak geliyor. Yani 59 tane tavuk var arkadaşlar. Bir tavuğun 2 tane ayağı olduğu için 59 çarpı 2 diyorum. Ve de toplamda tavukların 118 tane ayağı vardır. 4 arkadaşın 5 yıl önceki yaşları toplamı 102 olduğuna göre 10 yıl sonraki yaşları toplama. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyelim. 5 yıl önceki yaşından yola çıkarak şimdiki yaşları toplamını bulacağız. 5 yıl önceki yaşları toplamı 102 imiş. Artı. Kaç yıl önce? 5 yıl önce. Peki bunlar kaç kişiler? 4 kişiler. O zaman diyorum ki şu anki yaşını bulmak için 102 artı 5 çarpı 4 yapacağım. 102 artı 5 ile 4'ü çarptım arkadaşlar. 20. Şu anki yaşları toplamı 122 olarak geldi. 10 yıl sonraki yaşlarını bulalım. Şu anki yaşları 122 arkadaşlar. Şu anki yaşları toplamı 122. 4 tane arkadaş olduğu için ve 10 yıl sonrasını istediği için 4 çarpı 10 diyorum. Bunları arkadaşlar 4 çarpı 10 yapmamızın sebebi şu. Her kişi bir senede bir yaş alıyor. Şöyle söyleyelim. Bir kişi bir senede bir yaş alıyorsa 5 kişi bir senede toplamda 5 yaş alır. Burada 4 kişiyi istemiş ve toplam 10 seneyi istemiş. 4 kişi ise toplam 10 senede arkadaşlar toplamda 10, 4 çarpı 10'dan 40 yaş alır diyoruz. Gelelim bunları toplayalım. 122 artı 40 cevabım 162 olarak gelir. Yandaki dart tahtasında sarı bölgeye isabet eden her atış için 10 puan kazanılırken mor bölgeye isabet eden her atış için 5 puan kaybediliyor. Yarışmacı sarı bölgeye 18 isabetli atış yapmış ve 150 puan aldığına göre kaç tane atışı mor bölgeye isabet ettirmiştir? Arkadaşlar şimdi şöyle söylüyoruz. 18 isabetli atış yapmış sarı bölgeye sarı bölge için arkadaşlar 10 puan alınıyordu. 18 çarpı 10 diyorum. Ve de burası 180 olarak geldi. 180 eksi 150 diyorum. Çünkü 150 puan almış buradan. Eşittir. Toplamda 30 puan kaybedilmiştir diyorum. 30 bölü 5. Yani arkadaşlar mor bölgeye atılan atışlardan toplamda 30 puan gitmiş. Mor bölgeye isabet eden her atış için 5 puan kaybediliyordu. 30'u 5'e böldüm. Toplamda 6 atış mor bölgeye isabet etmiştir. 5 tanesi pardon 10 tanesi 30 liraya alınan bir ürünün 5 tanesi 20 liraya satılıyor. Buna göre bu üründen 100 tane alıp satan bir kişi kaç lira kar elde eder? Arkadaşlar şimdi şöyle söylüyoruz. 10 tanesini 30 liraya alıyorsak ben diyorum ki 30'u 10'a bölüyorum. Bir tanesini 3 TL'ye aldığımı buldum. Yani bu ürünün alış fiyatı 3 TL. 5 tanesini 20 TL'ye satıyorsak 20'yi 5'e böldüm. Bir tanesinin satış fiyatının ise 4 TL olduğunu buldum. 4'ten arkadaşlar 3'ü çıkardım. Ve de bir tanesinden elde edilen karı arkadaşlar 1 TL olarak buluyorum. 100 tanesinden ne kadar kar elde edilir? 100 çarpı 1 ve de burası 100 TL kar olarak geliyor. Yusuf boş olan kumbarasını her gün bir önceki gün attığı para miktarının iki katı para atmaktadır. Yusuf üçüncü gün kumbaraya 16 lira para attığına göre 5 günde kumbarada toplam kaç lira birikir? Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeceğim. Üçüncü gün attığı parayı biliyoruz. İlk iki günü bulabilmek için geriye doğru gideceğim. Üçüncü gün 16 TL attıysa ve her gün bir önceki güne iki, bir önceki gün attığı paranın iki katı kadar atıyorsam ikinci gün diyorum ki 8 TL atmıştır ve de birinci gün 4 TL atmıştır diyorum. Çünkü bakın 4'ün 2 katı 8, 8'in 2 katı 16. Bu şekilde gidiyor. 4. gün ne kadar atar? 16 çarpı 2'den 32 TL. Artı 5. gün ne kadar atar? 32 çarpı 2'den 64 TL. 5 günde toplam ne kadar biriktirir? Bunu sormuş arkadaşlar. Toplayalım. Yazıyorum. 64 artı 32 artı 16 artı 8 artı 4. 5 günde toplamda 124 TL para biriktireceğini bulduk arkadaşlar. Bir araç A ile B şehirleri arasını saatteki hızı 90 km ile 12 saatte gidebilmektedirler. Buna göre bu araç A ile B şehirleri arasını 9 saatte gidebilmesi için hızını saatte kaç kilometre arttırmalıdır? Şimdi arkadaşlar A ile B arasına bakıyorum. Diyorum ki Saatteki hızı 90 km ile 12 saatte gidiyorlarmış. 90 çarpı 12 diyorum. Ve de bu iki şehir arasındaki mesafeyi 1080 kilometre olarak buldum. 9 saatte gitmesini istiyoruz. 1080'i 9'a böldüm. 9 saatte gidebilmesi için saatteki hızının arkadaşlar 120 kilometre olması gerekiyor. Saatteki hızını 120'yi çıkarması için şu anki hızı 90'dı. 120'den 90'ı çıkarıyorum. Ve de 30 km arttırırsa saatteki hızını 30 km arttırırsa toplamda 9 saatte gider dedik. Bir sınıfta 15 tane sıra vardır. Öğrenciler sıralara üçer üçer oturduklarında iki sıra boş kalıyor. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır? Arkadaşlar 15 tane sıra varmış ve de 2 sıra boş kalıyormuş. Toplamda 13 sıra doluyormuş. Peki bu sıraları öğrenciler kaçar kaçar oturuyorlar? 3'er 3'er. 13 ile 3'ü çarptım. Ve de buradan cevabımı 39 olarak buluyorum. Belli sayıda bulunan kartlardaki nokta sayıları toplamı 330 olduğuna göre mavi kart sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bu turuncu kartta 5 tane nokta var ve turuncu karttan 48 tane var. 48 çarpı 5 burası 240 olarak geliyor. Toplam nokta sayısı 330'muş. 330'dan arkadaşlar 240'ı çıkarıyorum ve de mavi kartlarda bulunan toplam nokta sayısı 90 olarak geldi. Peki bir mavi kat, kartta kaç tane nokta var? 3 tane. 90'ı 3'e böldüm. Toplamda 30 tane mavi kart vardır dedik. 200 cm uzunluğundaki bir tahtadan 10 defa 16 cm'lik parçalar kesilmiştir. Buna göre kalan parçanın uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söylüyorum. 10 defa 16 santimetrelik parçalar kesiliyor. Toplam kaç santimetre kesilmiş? 10 çarpı 16 ve de burası 160 santimetre olarak geldi. Toplam uzunluğu 200 santimetreymiş. 200'den 160'ı çıkarıyorum arkadaşlar. Kalan parçanın uzunluğunu 40 santimetre olarak buldum verilen kartlardan eşit sayıda bulunmaktadır kartlardaki nokta sayıları toplamı 390 olduğuna göre toplam kart sayısı kaçtır arkadaşlar şöyle söylüyoruz kaç tane olduğunu bilmiyorum Ben şimdi diyorum ki hepsinden birer tane olsaydı toplam kaç tane nokta olacaktım 6 artı 4 artı 3 bu arkadaşlar tüm kartlardan birer tane olsaydı toplamda olacak nokta sayısını veriyor ve bu da 13'tür. Yani hepsinden birer tane kart olsa toplamda 13 tane nokta olacak. Ama toplamda 390 nokta varsa 390'ın 13'e bölüyorum ve her birinden 30 tane karta, kart olduğunu buldum. 3 çeşit kart var arkadaşlar. Kart sayısını bulabilmek için 30 ile 3'ü çarptım. Toplam kart sayısı 90 olarak geliyor. Ela her gün eşit sayıda olmak üzere bir haftada toplam 1400 soru çözmüştür. Buna göre Ela hafta içi hafta sonuna kaç soru fazla çözmüştür? Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bir haftada 7 gün olduğu için 1400'ü 7'ye bölüyorum. Ve de her gün 200 soru çözdüğünü buldum. Hafta içi 5 çarpı 200'den 1000 soru çözmüştür. Hafta sonu 2 çarpı 200'den 400 soru çözmüştür. Şimdi diyorum ki 1000'den 400'ü çıkarıyorum ve de arkadaşlar Ela hafta içi hafta sonundan 600 soru fazla çözmüştür. Ömer 484 santimetre karelik bir tahtayı 4 santimetre karelik parçalara ayırıyor. Her kesim işleme 10 saniye sürdüğüne göre toplam kaç e, saniye geçmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar 484 santimetre karelik bir tahtayı 4 santimetre ayırıyorsak toplamda 121 parça elde ederiz. 121 parça elde edebilmek için arkadaşlar toplamda 120 kesim yapmamız gerekiyor. Şurayı birazcık düzgün yazalım. 120 kesim dedim. Peki arkadaşlar her kesim ne kadar sürüyormuş? 10 santimetre. 100 pardon 10 saniye. 120 ile onu çarpıyorum. Cevabımın 1200 saniye olduğunu buluyorum. Gül 19.500 TL'ye bir bulaşık makinesi almıştır. Ücretin 1.500 TL'sini peşin ödemiş, geriye kalanını ise 1.500 TL'lik taksitlerle ödeyecektir. Buna göre taksit sayısı kaçtır? Arkadaşlar 19.500 TL'ye bulaşık makinesi alıyor. Bunun 1.500 TL'sini peşin ödüyor. Geriye 18.000 TL ödemesi gerektiğini buldum. Ondan sonra demiş ki geriye kalanını ise 1500 TL'lik taksitlerle ödecek. 10800'ü ben geliyorum 1500'e bölüyorum ve de toplam taksit tutarının 12 taksit olarak buldum. Yani toplamda 12 ay boyunca ödeme yapacaktır. Dedik arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.